En iyi müzik aletlerini tecrübeli hocalarıyla öğreten Meram Saz Evi programımıza renk kat. Beraber izliyoruz. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Sivas'taki yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de sektöründe önce bir firma olan Meram Saz Evi'ne konuk olduk. Yanımda da bu işletmenin sahibi İsa Bey bulunuyor. İsa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi Sivas denince akla ilk gelen bağlama saz hocalarından bir tanesisiniz. Evet. Bağlama saz nasıl yapılıyor? Bunu bir öncelikle izleyicilerimize anlatalım istiyorum. Ardından sizi kısaca bir tanıyacağız. Benim adım İsa Demirkoparan. 1971 Sivas doğumluyum ve baba mesleği olan bu saz ustalığını devam ettiriyorum. Bağlama nasıl yapılır? İşte bağlama tekne, kapak, sap olaraktan işte ele alınır. Ele alındıktan sonra işte uzun, kısa, çöğür, tambura gibi isteğe göre yapılır. Peki özel tasarımlar yapıyor musunuz burada müşterilerin isteklerine göre? Tabii özel tasarım işte notaya göre. Notaya göre işte bağlama yapıyoruz. İşte seslerine göre, kişilerin seslerine göre bağlama yapıyoruz tabii ki. Ustam, saz nasıl yapılıyor? Biraz detaylı anlatalım istiyorum izleyicilerimize. Vallahi saz önce tekneyi elimize alıyoruz. Tekneyi aldıktan sonra önce ağız kısmını siliyoruz. Ağız kısmını sildikten sonra işte sapını tekrardan tasarlıyoruz. Sapını takıyoruz. Sapını taktıktan sonra tekrardan işte tekrar ağız düzeyini, yani tekne ağzını düzeltip tekrardan göğüs kapağı dediğimiz ladin ağacından göğüs kapağını takıyoruz. Onunla da klavye koymamız gerekiyorsa klavye koyuyoruz. Yok, klavye koymamız gerekmiyorsa normal sade yapıyoruz. Yani ondan sonra işte klavyeyi koyduktan sonra sap yuvarlama işlemi. Sap yuvarlama işleminden sonra tekrardan zımparası. Zımparadan sonra tekrardan el zımparası yapılıyor. Ondan sonra tekrar dibliği, üst eşiği falan polyesteri. O şekilde elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz.